Bir insan nasıl oluyor da ucunda hiçbir somut ödül olmadan bir bilmeceyi çözmek, zorlu bir yemeği pişirmek, yeni bir dil öğrenmek veya Lego'dan bir yapı inşa etmek için zamanı unuturcasına emek harcayabiliyor. Bazı insanlar nasıl yeni bir şeyler öğrenmek için durmaksızın okuyabiliyor? Bazı çocuklar nasıl oluyor da yataklarını her sabah toplar veya ödevlerini sorunsuz yaparken diğerleri her şeyi ailelerinden bekliyor. Bazıları neden çevresinde fark edilmeyeceğini bilse bile yeni fikirler üretmeye bayılıyor. Tüm bu sorunların yanıtı aslında biz insanları motive eden temel değerlerle ilgili. Ne yazık ki günümüzde sadece sonuçları ödüllendiren okullar veya şirketler, ödül ceza mekanizmasıyla bir davranış geliştirmeye çalışan yapılar hala gündemimizde. Oysa ki biz insanlar temelde özgürlük, anlam ve doğal gelişen bir tatmin duygusuyla motive oluyoruz. Özellikle her şeyin bir ödülle ilişkilendirildiği günümüz dünyasında bugün yaşadığımız pek çok negatif duygunun sebebi bize asıl motive edecek şeyleri deneyimlemiyor oluşumuz. Hem kendimiz hem de çocuklarımızda yaygınlaşan tükenmişlik, kaygı ve anlamsızlık duygularını yönetmenin tek bir reçetesi olmasa da bugün özetlediğim kitap ilham verebilir. Dilimize yine Drive ismiyle MediaCat yayıncılık tarafından kazandırılmış bu değerli kitap davranış bilimi uzmanı yazar Daniel Pink'e ait. Pink, gerçek hayattan örnekler ve bilimsel araştırmalarla içsel motivasyonun gücünü kanıtlayan harika bir eser yaratmış. Eğer iç motivasyonum artsın, hayatımda daha başarılı ve tatmin olmuş hissedeyim, çocuklarımı daha istekli ve sağlam yetiştireyim derseniz hadi birlikte insan motivasyonunun sırlarını çözelim. Birinci bölüm. Motivasyon efsanesinin sırrı çözüldü. Sene 1949. Araştırmalarıyla ünlü olan psikolog Profesör Harry Harlow 8 maymuna mekanik bir bulmaca veriyor. Maymunların görevi bir pimi çekip çıkararak bir menteşeyi kaldırmak. Bir maymun için pek de kolay bir görev sayılmaz anlayacağınız. Profesör Harlow maymunların bununla ilgilenmeyeceğini düşünüyor çünkü deney sırasında herhangi bir ödül belirlemiyor. Maymunlar başardıklarında yiyecek veya sıcak bir övgü, sıcak bir sarılma alamayacaklar. Fakat tuhaf bir şekilde maymunlar bulmacayı çözmeye çalışıyor ve hatırı sayılır bir çaba sonrası da çözümü buluyorlar. Ve dahası bunu yaparken gerçekten eğleniyor gibi görünüyorlar. İşte bu davranış profesör için çok büyük sürpriz oluyor. Çünkü o zamana dek bildiği şey şu. Canlıları bir konuda harekete geçirmenin iki yolu var. Ya doğal güdülerinden biri olacak, yeme, içme, üreme gibi ya da dışarıdan bir ödül, bir teşvik olması gerekecek. Bu araştırmadaysa ikisi de yok. Burada gizemli olan bir üçüncü dürtü var. İşte yazarımız Daniel Pink'in adlandırdığı motivasyon 3.0 tam olarak bu. Maymunlar içsel bir motivasyonla çözmüşlerdi o bulmacayı. Şimdi biraz daha geriye gidersek. Motivasyon 1.0 aslında 50 bin yıl önce insanları hayatta tutan şey. Yiyecek ve içecek arayışı, güvenli bir yerde uyuma, üreme ve genlerini aktarma arzusu. Aslına bakarsanız sadece birkaç yüzyıl öncesine kadar bu temel ihtiyaçlar insanlığın ana itici gücüydü. Sonra ikinci aşama geldi. Sanayi devrimi ile birlikte insanlar ödül ve ceza teşvikleriyle karşılaştı. Bunun arkasındaki strateji ödüllerin arzu edilen davranışı pekiştirmesi, cezanın ise istenmeyen davranışı önlemeye yönelik olması. Ve sanayileşme sırasında bu aslında belli bir noktaya kadar oldukça etkiliydi. Çünkü işçiler daha yüksek ücret beklentisiyle daha fazla çalıştılar veya malzeme çalanlar işten çıkarıldı. Böylece hırsızlığın önüne geçildi. Ödül ceza yöntemi insan motivasyonunun ikinci versiyonuydu. Sonraları insanoğlu bir gerçekle karşılaştı. Eğer insanlar bir ödül ceza teşviği duymuyorlarsa, temelde motive hissetmiyor yani bir şey öğrenmiyor ve sorumluluktan kaçıyorlardı. Kısacası birini ödül ve cezayla her gün işe gelip 8 saat boyunca orada kalmaya, ve sadece basit görevleri yerine getirmeye zorlayabilirsiniz. Ancak kimseyi meraklı, yaratıcı ve yenilikçi olmaya teşvik etmemiş olursunuz. Bu tüm ilişkilerimiz ve yaşından bağımsız her insan için geçerli. Eğer sebze yediği için ödüllendirilen bir çocuğunuz varsa, ödül olmadığında sebze yemeyecektir. Eğer çocuğunuzun başarılarını sürekli takdir ediyorsanız, iş yaşamına katılıp takdir duymadığında işine hevesle sarılmayacaktır. İşte yazarımızın motivasyon 3.0 diye adlandırdığı içsel motivasyonun gücü tam da burada. Daniel Pink'e göre içsel olarak motive olmuş insan ne zaman en verimli şekilde çalışacağına, tam olarak ne üzerinde çalışması gerektiğini ve bunu nasıl yapması gerektiğine kendi karar verir. Sorumluluk alır ve yönlendirilmeye ya da ödüllendirilmeye ihtiyaç duymaz. Çünkü önündeki görev her ne ise onu yapmaktan gerçekten zevk alır. Bunun nasıl bir his olduğunu aslında az çok biliyorsunuzdur. Bazen kendinizi bir şeye o kadar kaptırırsınız ki etrafınızdaki dünyayı unutursunuz. Bu duyguyu okulunuzda veya iş yerinizde deneyimliyorsanız bu harika. Aman oraya tutunun. Ancak genelde şirketler ve okullar bu motivasyon kurgusunu sahiplenmezler. Başarılı bir hedefi tutturan prim alır matematik sınavında 90 üzeri getiren övgüyle kucaklanır. Ve aslında ödüllendirme mekanizmaları doğal öğrenme ve gelişime izin vermez. İşin sonunda başımız okşanmayacaksa önümüzdeki işe pek de hevesle girişmiyor oluruz. Tabii ki bazılarımızın içsel olarak motive olduğu ender zamanlar da var. Ama bunlar hobilerimiz gibi kendi isteklerimize zaman ayırabildiğimiz boş zamanlar. Kısacası biz insanlar keyif aldığımız şeyleri yaparken dış motivasyona ihtiyaç duymuyoruz. Bir düşünsenize bugün on binlerce insan sadece keyif aldıkları için Wikipedia'da açıklama yazıyor ve bilgileri düzenliyor. Ya da yemek yemek gibi biraz daha günlük bir şey düşünelim. Pek çok insanın en sevdiği tarifi para almadan internete paylaşmaya istekli olmasını düşünelim mesela. İşte bu tamamen içsel motivasyonun gücünden kaynaklanıyor. Bir sonraki bölümde içsel motivasyonun neden ödül ceza gibi dışsal motivasyondan daha üstün olduğunu örneklerle anlatmak istiyorum. Hadi devam edelim. İkinci bölüm. İçsel motivasyon dışsal motivasyondan üstündür. Bana içsel motivasyonun vücut bulmuş halini sorsanız şüphesiz size çocuklar derim. Oyun parklarına bir gidin gözlemleyin lütfen. Çocuklar küçük hedeflere yönelik bir adanmışlık sergilerler. Dünyanın nasıl işlediğini anlamak için ellerini, ağızlarını, gözlerini, kulaklarını kullanırlar. Ve tüm bunların nedeni içsel motivasyona sahip olarak öğrenme sürecinin kendisini sevmeleridir. Yani süreçten keyif alırlar. Tabii siz buna öğrenme demediğiniz sürece aradan ya dar geçer, değişmeye başlarlar. Zorlukları ve yenilikleri keşfetme dürtüleri azalır. Peki yaş aldıkça motivasyonumuza ne oluyor? Bu sorunun cevabını bir araştırmayla vereyim. Kreşte yapılan bir deneyde çocuklardan bir çizim yapmaları isteniyor. Bazı çocuklara çizimlerini tamamladıkları zaman bir sticker alacakları söyleniyor. Diğerlerine ise hiçbir söz verilmiyor. Daha sonra her iki gruba da tekrar çizim yaptırılıyor ve bu kez her iki gruba da bir ödül vaat edilmiyor. Sonuç daha önce sticker almış olan çocuklar ucunda bir ödül olmadığını duyduklarında çizim yapmak istemiyorlar. Ancak diğer gruptaki çocuklar çizmeye devam ediyor. Kısacası vaat edilen sticker ilk grubun içsel motivasyonunu yok etmiş oluyor. Ucunda bir havuç yoksa o çizimi neden yapayım ki diye düşünüyor çocuklar. Çocukken öğrenme, keşfetme ve başkalarına yardım etme, eğlenceli bir oyun oynama gibi arzularımız tarafından yönlendiriliriz. Ancak büyüdükçe toplumumuz tarafından dışsal motivasyonlara ihtiyaç duyacak şekilde maalesef programlanıyoruz. Çok çalışırsak, başarılı olursak dostça övgülerle, yüksek notlarla ve iyi bir maaş şekliyle ödüllendiririz. Bu durumda yavaş yavaş içsel motivasyonumuzu daha fazla kaybetmeye başlarız. Yaşaldıkça doğal adanmışlığımız da azalıyor. Burada bir parantez açayım. Bugün yaşadığımız dünyada bize etik gelmeyen ve kandırılmış olduğumuzu hissettiren çoğu şeyin nedeni de motivasyon konusu aslında. Örneğin sağlıklı insanlar yerine para kazanmaya odaklanmış hastaneler, doktorlarına MR çekme hedefi, hatta ameliyat hedefi verebiliyorlar. Bizzat başıma da geldi. Karın ağrısı nedeniyle gittiğim acilde enikonu araştırma yapılmaksızın apandisiniz sorununu hemen ameliyata alalım dediler. Sorgulayan biri olduğumdan bunu destekleyecek verileri sordum. Tahmin ettiğiniz gibi doğru düzgün bir veri yoktu ellerinde. Daha sonra farklı bir hastaneye gittim ve sadece basit bir besin zehirlenmesi yaşadığımı öğrendim. Az kalsın ameliyat edeceklerdi beni anlayacağınız. Neden? Çünkü ameliyat ederlerse ucunda prim alacak doktorlar vardı. Şimdi parantezi kapatıyorum. Maalesef bu dışsal ödüllerin teşviği hem etik ve değerli olana odağımızı azaltıyor hem de gelişim zihniyetine ket vuruyor Ödüller değerlerin ve doğruların önüne geçebiliyor. Peki ne yapmak lazım? Yazar Daniel Pink bu noktadan sonra motivasyon 3.0 yaklaşımını özellikle iş yaşamı için anlatmış. Ancak ben konuyu gündelik yaşamımızı ebeveynlik şapkamızda kapsayarak daha geniş özetlemeye çalışacağım. Üçüncü bölüm. İnsan motivasyonunun üç temel bileşeni. Şu ana kadar içsel motivasyona sahip olmanın kendimiz ve çocuklarımız için nedenle önemli olduğunu ve dış motivasyon unsurlarından üstünlüğünü konuştuk. Şimdi kitabımıza göre birini motive etmek, birinin performansını arttırmak ve yaşam başarısını katlamak istiyorsak üç bileşene dikkat etmemiz lazım. Ustalık, özellik ve amaç. Bunları tek tek açacağım ama genel kapsamda bahsedersem ustalık bir kuruluşun kurallarına ve düzenlemelerine uymak yerine insanların yaptıkları işte gerçekten daha iyi olmak için bir dürtü hissetmesi. Böylece insan sadece uyumlu değil ilgili de oluyor. Özerklik kişinin aktif olarak kendi yönünü takip etmesi yani yönetilmemesi anlamına geliyor. Amaç ise dünya ve insanlar için anlamlı bir şeyler yapmakla ilgili. Önce ustalığa bakalım motivasyonun bu bileşeni aslında insanları kendi akışlarına bırakabilmemizle ilgili. Örneğin ressamlara bakın. Saatlerce mutlu ve konsantre bir şekilde eserleri üzerinde çalışırlar. Onların içinde de şüphesiz her insan gibi mükemmel bir şey yapma dürtüsü var. Bu onların ustalığa ulaşma ihtiyacı Ve mükemmellik dürtüsüne sahip yaratıcı insanlar genellikle akış durumunda çalışırlar, bu da bir görevi en yüksek konsantrasyon ve tutkuyla yerine getirmek demek. Etraflarındaki dünyayı unuttukları ve kendilerini tamamen işlerine kaptırdıkları anlamına geliyor bu anlattıkları. Bu akış halini pek çok insanda gözlemlemek mümkün. Örneğin daha iyi fotoğraflar çekmek için sürekli deklanjlara basarak hatalarını anlamaya çalışan bir fotoğrafçı da. Örneğin daha zeki bir program yazmaya girişen bir yazılımcı da. Örneğin ilk Lego evini inşa eden bir çocukta. Bu insanların hepsinin ortak noktası motivasyon 3.0. Ustalaşmak için içten gelen bir dürtüleri var. Onlar seçtikleri alanda kendilerini geliştirmeyi ve hedeflerine ulaşmak için bağlılık göstermeyi seçiyorlar. Ve akış içinde olduklarında ne çok basit ne de çok zor olan görevler üzerinde çalışıyorlar. Tam kararında kendilerini ne fazla zorluyorlar ne de kolay olana yönleniyorlar. Devam eden bir görevdeki küçük başarıları ve daha da ilginci sürekli gelişmeye inanç duymaları insanları motive etmek için yeterli olabiliyor. Hatırlarsanız Carol Dweck'in Mindset kitap özetinde gelişim zihniyetini konuşmuştuk. Bu zihniyete sahip insanları motive etmek oldukça kolay. Çünkü onlar geliştiklerini gördüğünde motive oluyorlar. Bir dışın sıra ihtiyaçları yok. Bu nedenle çocuklara gelişim zihniyeti aşılamayı çok değerli buluyorum. Bunu nasıl yaparız diye soruyorsanız cevaplar için o özeti de dinlemenizi tavsiye ederim. Gelelim iç motivasyonu sağlayan diğer bileşene. Bu da özellik. Bu kısım tamamen insanın kendi kararlarını kendi başına alabilmesiyle ilgili. İnsanlara kendi zamanlarını, işlerini veya ilişkilerini yönetebilmeleri için alan açmaktan bahsediyorum. Onları özgür bırakın. Burada tabii ki körü körüne denetimsiz bir özgürlükten bahsetmiyorum. Ancak kişiler belli bir hedefe giderken kendi yöntemlerini izleyebilir ve kendi zamanlarını yönetebilirler. Öz yönetime sahip bir insan inanın daha fazla motive oluyor ve daha yaratıcı fikirler üretiyor. Bunun bir örneği iş yaşamından verirsem Google'da yaşanıyor. Google çalışanların zamanların %20'sini kendi yenilikçi fikirlerini geliştirmek için harcamalarına izin vermiş. Yani bu zaman diliminde şirketin önceliklerinden ziyade çalışanlar kendi fikirleri için uğraşıyorlar. Bu süreç sayesinde hangi ürünler ortaya çıkmış derseniz Google News, Google Map ve Gmail. Şirkete önemli gelir fırsatları getirdiğini söylemek pek de yanlış olmaz öyle değil mi? Bir başka şirket Gore-Tex kumaş üreticisi. Burada yönetici kademesine gelmek isteyen çalışanlar önce kendilerine onlarla çalışmak isteyecek bir ekip kurmak durumundalar. Kısacası şirket diyor ki seni lider yaparım ama seninle birlikte çalışmak isteyen gönüllü bir ekibin de olması lazım. Süreç sonunda ortaya çıkan takımın oldukça motive çalıştığını söylemem çok mümkün. Kısacası ister bilim insanı olun, ister kasiyer veya bir tamirci, öz yönetim hakkınız varsa ve özgür hissediyorsanız işinize daha fazla bağlı olursunuz. Çocuklarımıza özellik vermek içinse onlara ben yapabilirim bilincini aşılamamız lazım. Özel bir çocuk kendinden emin, bağımsız düşünebilen, yaratıcı ve dayanıklı, risk alarak ve hata yaparak öğrenmeye istekli. Bağımsız ve ayaklarının üzerinde duran bir çocuk yetiştirmek içinse Kuralları çizin ancak sınırlar dahilinde kendi yolunu bulmasına lütfen olanak tanıyın. Küçük çocuklar için bu istediği kitapları seçmek ve onları almak gibi basit bir şey olabilir veya deneyimleyerek öğrenmesine izin vermek. Varsayalım bahçede oyun oynadı ve oyuncaklarını toplamak yerine orada bıraktı. Siz onun yerine toplarsanız ona bağımsızlık vermiş olmazsınız. Bırakın yağmur yağsın, oyuncaklar ıslansın, hatta bozulsun ve çocuğunuz oyuncaklarını toplamamış olmasının sonuçlarına katlansın. Böylece sadece karar vermeyi değil, kararlarının sorumluluklarını da almayı öğrenecekler. İster çocuk ister yetişkin olsun içsel motivasyonu sağlamak için verdiğimiz mesaj şu. Bir hedefimiz var. Oraya giderken izleyeceğin tüm yollara saygın var ve özgürsün. Ancak aynı zamanda bu yolda attığın adımların sonuçlarında sahiplenmen gerekiyor. İçsel motivasyon için ustalık dedik, özellik dedik. Şimdi gelelim amaç kısmına. Hadi onu da son bölümde konuşalım. Dördüncü bölüm. İçsel motivasyonu teşvik etmek istiyorsak anlamlı işler için kafa yormamız lazım. İnsanları hayatları boyunca ne harekete geçiriyor? Bu sorunun cevabı için bir araştırma sonucu paylaşayım. Araştırmayı yürüten psikologlar bir grup yeni mezuna hayattaki ana hedeflerini sormuşlar. Bazıları dışsal motivasyon hedefleri koymuş. Zengin ya da ünlü olmak istemiş. Diğerleri ise kişisel gelişim ve başkalarına yardım etmek gibi daha anlamlı içsel hedefler belirlemiş. Örneğin uluslararası yardım kuruluşlarında da gönüllü olarak çalışmak gibi. Yıllar sonra araştırmacılar aynı katılımcılarla tekrar görüşüp neler olduğunu öğrenmek istiyor. Kar hedefleri olan öğrencilerden birçoğu büyük firmalarda yönetici pozisyonlarına ulaşmış ancak tatmin değiller. Aksine bu kişiler sürekli yeni bir dış motivasyon unsuruna kilitlendiklerinden daha sık depresyon ve anksiyete yaşıyorlar. Diğer grup, içsel hedefleri olanlarsa hayatlarından daha memnundular. Onlar da iş yaşamında başarılıydı ancak bir taraftan da kendilerini ruhsal olarak tatmin eden farklı amaçlar uğruna emek harcıyorlardı. Kendini ve toplumu iyileştirme çabası sağlıklı ve tatmin edici bir gididir. Bu dünyada kendimizden daha büyük bir çabamızın bütüne katkımızın olduğunu hissetmek oldukça motive edicidir. Eğer kişi öndeki görevle ilgili anlamlı bir amaç hissediyorsa onun gerçekten dış motivasyona ihtiyacı yoktur. Bunu bazı şirketler bütçelerinin bir kısmına hayır kurumlarına, ihtiyaç sahiplerine veya tedavi merkezlerine bağışlayarak yaparlar. Bu şirketlerde çalışanlar şirketin karını arttırmanın dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye katkı sağladığını bilirler. Yapılan bir çalışmada hastaları taburcu olduktan sonra yaşamlarının nasıl iyileştiği konusunda onlardan haber alan doktorların işlerine daha sık sarıldığı kanıtlanmış. İyileşme sonrasındaki gerçek yaşam hikayeleri onları oldukça motive ediyormuş. Nietzsche'nin şu cümlesinde söylediği gibi, yaşamak için bir nedeni olan kişi her nasıla dayanabilir. Amaç duygusunun mutlaka devasa anlamları olması da gerekmiyor. Birlerin hayatına kattığınız küçük bir tebessüm, yerden alıp çöpe attığınız minik bir şişe dahi size kendinizi gerçekten iyi hissettirebilir. Peki, çocuklarınızın içsel motivasyonunu arttırmak için amaç kavramını nasıl kullanabilirsiniz? Dünyanın ihtiyaç duyduğu temel çözümleri ve değerleri aktararak. Örneğin, geri dönüşüm için bazı materyalleri ayırmanıza yardım etmesi ve bunun neye işe yaradığını bilmesi çok önemli. Örneğin, oyuncaklarını atmak veya kırmak yerine dar gelirli ailenin çocuklarıyla paylaşması için bir gün düzenlemeniz çok değerli. Örneğin, başarılı olmak isteyen ama iyi bir eğitim alma imkanı olmayan birkaç yaş küçük bir öğrenciye çocuğunuzun bildiklerini aktarması çok değerli. Ve tabii tüm bunlar arasında onun ne kadar anlamlı bir iş yaptığını överek ve sırtını arada sıvazlayarak. Tüm bunlar çocuğunuza o an anlamlı gelmese de inanın kar topu gibi içinde büyüyerek ileride daha anlamlı ve dolayısıyla motive bir yaşam sürmesi için ona destek olacak. Özeti bitirirken kim olduğumuzdan, ne iş yaptığımızdan, cinsiyetimizden, yaşımızdan bağımsız olarak her birimiz aslında çok temel motivasyon noktalarına sahibiz. Hepimiz özgür ve özerk olmak, anlamlı bir şeyler yaptığımızı hissetmek ve mükemmellik arzumuzla yaptığımız bir şeyde usta olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Ve yine aslında biliyoruz ki para, statü veya yerli yersiz övgü sözcükleri bizi bir noktaya kadar motive ediyor. Para ile motive olan bir insan için bir süre sonra daha fazlasına arayış başlıyor. Tıpkı sürekli oyuncak alınan çocuğun artık hiçbiriyle oynamaması ve sıkılıyorum diye evin içinde dolaşması gibi. Bugün hayatlarımızı daha anlamlı ve dünyayı daha keyifli bir yer haline getirmek istiyorsak içsel motivasyonu kazandıracak alışkanlıklar inşa etmemiz ve çevremizdekiler için de bu yaklaşımı uygulamamız çok önemli çok sevdiğim yazarlardan biri olan Daniel Pink'in Drive İnsan Motivasyonu Arkasındaki Sırlar kitabını özetlerken bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Yorumlarınızı, beğenilerinizi görüyorum ve bunlar da beni çok motive ediyor. Biliyorum dışsal motivasyon ama söylemeden geçemedim. Her biriniz kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki pazar yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere.